defalarca şey yapılmasına rağmen yine o orada durmak. Hatta bazen Çerkezler o bölgede o heykelin kafasına bir ip bağlayarak tren yanında, bazen tren hareket eder defalarca kafasını koparttırmışlar ve sürüklettirmişler o heykeli. Ama her defasında da geri getirip oraya dikmişlerdir. Yani sizi katleden, işte sizin kökünüzü kurtan adam budur. Yapan Rusya. Ben size bir hatırlatma daha yapmak istiyorum. Türkiye'yi Ermeni soykırımı yapmakla suçlayan kararı iki defa parlamentosundan geçirmiştir Rusya. Bir bile değil, bir değil. İki defa. Yeltsin'in bu konuda bir açıklaması olmuştu. Bu resmi bir özür dileme değil ama bu dönemde 19. yüzyılda Çerkezlere yönelik politikaların yok etmeye yönelik politikaların uygulandığını ve bunun da yanlış olduğunu söyleyen bir açıklaması olmuştu. Bu resmi bir af olarak, özür olarak nitelemek mümkün değil bunu. Fakat olayı kabullenme açısından bir açıklama olmuştu. Kökleri aslında 400 yıl öncesine dayanan Çeçen Rus Savaşı 2000'e 5 kala bir kez daha başlamış oldu. 11 Aralık 1994 günü Rus ordusu Çeçenistan topraklarına giriyordu. Rusya artık hem diplomatik olarak, hem finans olarak, hem propaganda gücü olarak, hem uluslararası arenada dokunulmazlık zırhına da bürünmüş olarak Çeçenistan'ı tam bir kuşatma altına aldı. 40 küsur bin tane sadece çocuk yaşta, sabi yaşta olan insanlarımızın şehit olmasına rağmen, bu ağır bedelin ortaya çıkarttığı tabloya rağmen şu anda Çeçenistan'da bu mücadele o ilk aşkındaki gibi, ilk başlangıçtaki aşk gibi yürüyüp gitmektedir. Türk milleti Çeçenleri asla yalnız bırakmadı. Çeçenleri hep bir kardeş olarak bildi. Ve Çeçenler de o kardeşliklerini buradan, burada yapılmış dualar eşliğinde aldı. Ve o anlamda Allah razı olsun dualarını her bir fırsatta iletti. Rusya'nın sürgün politikası 1863'ten sonra adeta bir soykırıma dönüştü. Osmanlı ve Rusya 40 ila 50 bin göçte mutabıkken sadece 1864 baharında Kafkaslardan 400 bin kişi gelecekti. 1 milyonun üzerinde bir insan kitlesi ise sırasını bekliyordu. Kapsa bölgesinde, Kbada Vadisi'nde yüz binlerce insanın kanı aktı ve artık 21 Mayıs'ta Batı cephesi de düşmüş oldu. Dedelerimiz bize anlattı, buralara geldiklerinde senelerce taş yapı yapmadılar. Hep böyle basit baraka türü, işte nasıl olsa gideceğiz, yakında geri döneceğiz diyerek beklenti içerisinde oldular. Ve ölen birçok insan o ilk nesilden gözleri o tarafa dönük olarak. Şapsık nüfus şu anda Kafkasya'da 10 bin insan. Ankara'da Kocatepe Camii'nin istihap haddi. Bir camiyi dolduracak kadar insan kaldı orada. Halbuki bu insanlar 200 yıl önce 600 hatta 700 bin rakamları verenler var Şapsık halkı için. Hala idare eder.
Hatırattan edindiğimiz bilgiye göre ilk akşam burada inip arkada görülen mağarada konaklamışlardır ve bu alanda kamp kurulmuştur. Burada ilk akşam 400 kişinin öldüğü söylenir. Onlarca burada ismi vereceğimiz yazar ve araştırmacı Çerkeslere uygulanan bu şeyin tartışmasız bir jenosit olduğunu söylüyorlar. Hatta bir televizyon programında Andrew Mango önümüzdeki 10 yıla damgasını vuracak olan şey Çerkes sürgününün gün yüzüne çıkartılmasıdır. Tüm dünya bunu anlayacak, görecek ifadesini kullanıyor. O zamanlar Çerkeslerin başına gelenleri anlatmaya sözcüklerin gücü yetmez. Binlercesi yollarda, binlercesi açlık ve sefaletten öldüler. Kıyılar ölü ve ölmek üzere olan insan doluydu. Annesinin soğumuş cesedinde süt arayan yavrular, donup öldüğü halde çocuğunu kucağından bırakmayan analar ve sırf ısınmak için sıkışarak yattıkları yerde birlikte donarak ölen gruplar. Yuri Abramov. Osmanlı arşivinde o kadar üzücü belgelere rastladık ki mesela koskoca bir defter sadece Trabzon bölgesinde toplu halde ölen Kafkas muhacirlerine verilecek kefen, top top kefenlerin listesini gösteriyor. Sadece adigeler. 500 binin üzerinde, 500 küsür bin gösterilirken 35 sene sonra cetvelde ilerlediğimizde 41 bine düşüyor. Nasıl oluyor bu? Bir halk. Savunmalarıyla ölümsüzleştikleri sahillerden kaçış başladı. Çerkesya artık yok. Ağlama anne dedi küçük kız. Kurşun değil boynuma saplama. Heves dolu umut. Özgürlük akıyor bak. Kan değil bu. Güneş artık hiç batmaz benim memleketimde. Yedi verenler gönderdim yedi kıtaya. Biri de sana. Bebeği ölen bir kadın, bebeğinin öldüğünü, yani denize atılmamasını sağlamak için günlerce memede tuttuğunu, emziriyormuş gibi tuttuğunu, kokusu ortalığı sardıktan sonra bebeğin öldüğü anlaşılıp bebeğin denize atılmasıyla birlikte fırlayıp arkasından kendisini de denize attığı. Kanının son damlasına kadar savaşmayı tercih eden İmam Şahid'i naipleri durdurdu. Bu intihar anlamına gelir. Biz tamam şehadeti tadana kadar mücadeleyi sürdürelim ama bu kadar çocuğun ve kadının hakkı ne olacak diyerek İmam Şamil'i onun için çok zor olan, zehir içmek gibi olan barışa zorladılar. Çar kendisi bizzat İmam Şamil'i karşılayarak o heybetli duruşundan çok etkilenerek yıllardır, 25 yıldır bizi meşgul eden o şanlı komutan bu muymuş diyerek kendini alamadan gelip İmam Şamil'le sarılıyor ve sakallarından öpüyor. Rusların kaybı konusunda milyonlarla ifade ediyor Rusların kayıplarda. Yani Kafkasya'yı istila ederken aslında Rusya sadece Kafkas halklarına zulmetmedi, kendi halkına da zulmetmedi.
Çerkesleri fiziki olarak ortadan kaldırmaya yönelmiştir. İşte jenosit dediğimiz şey de zaten bu. Ve 1864'te gelinen nokta da odur. Söylenen şey ya bu toprakları terk edeceksiniz ya da savaş suçlusu olarak yargılanacaksınız. Yeltsin'in sadece 2 saat içinde alırız dediği Grozny, Rusya'nın şimdilik 15 yılına ve binlerce askerine mal oldu. Dünyanın en modern ordularından biriyle Çeçen gerillalarının deyim yerinde ise bu dillere destan mücadelesi,